Benim bugün en heyecanlandığım şeylerinden bir tanesi. Bir tanesi Nergis Hanım gibi zarif ve bu kadar hayat dolu bir kadınla tanışmak. Zaten bir önceki konuğum da aynı şekildeydi. Ama bir karakter analiz testimiz var. Ekranları başındaki izleyicilerimizle beraber ve buradaki bütün çalışan arkadaşlarımla birlikte, ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağım bir test. Tamam. Çok merak ediyorum bu testin sonucunu. Ekranları başındaki izleyicilerimizle de bu testi yapmaya başlayalım mı? Başlayalım hadi. İlki geliyor. Hangisi senin elin? Şimdi ekrana gelecek olan ellerden bir tanesini seçmemizi isteyecek. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi sağ elinizi alın, ölçü alın, izleyicilere de söyleyelim. Şimdi bu Cambridge Üniversitesi'ndeki bir araştırma, psikoloji profesörlerinin işaret parmağınızla yüzük parmağınıza dikkat edin. Şöyle çevirdiniz kendinizi. Kendinize çevirin. Parmakların diplerinde bir çizgi var Çağla. Dip çizgilerine evet. Bak. Tamam. Onları biz ölçü alıyoruz. Başlangıç ölçümüz. İşaret parmağınız ve yüzük parmağınıza odaklanın. Yüzük parmağı işaret parmağından büyükse beynin erkek. Şimdi biz cinsiyet olarak bakıyoruz olaya ama bazen kadınların da beyni erkek olabiliyor. Erkeklerin beyni, mesela benim beynim dişi beyin mesela. Şunu ölçü aldın mı Çağla'cığım? Şu. Evet ama aynı yani. Neredeyse eşit. Aynı. Ha, bakabilir miyim? Yani neredeyse aynı. Şunu aldınız. Evet. Böyle üçü bir yani bunun üçü resmen. Bir. Şu çizgi bizim ölçümüz. Seninki eşit. Onu da anlatacağım şimdi. Yüzük parmağın kısaysa işaret parmağından evet, erkek beynimiz. Beyni. Evet. Yani sizin yüzük parmağınız işaret parmağından uzunsa erkek, kısaysa dişi beyinsiniz. Eşitse dengeli. Şimdi neyim ben? Ha. Sen dengeli. %50, %50 daha yakın. Biraz kadın, biraz erkek beynim var. İkisini evet de kullanıyorsun aktif olarak. Erkek beyni olursa ne olur Çağla? Yani kadında erkek beynin olursa ne olur? Ona bakalım. Kadın daha mücadeleci olur. Erkekse özellikleri biraz daha gelişmiştir. Yani şu demek, kalabalıklarda iş yürütebilir, ilişki yürütebilir. Sosyal otoritesi baskın olur özellikle. Kendini gösterir. Böyle ufak tefek şeylere çok kafayı takmaz. Daha büyük şeylerle ilgilenir beyni. Duygusallıkta yine anneliğin, kadınlığın verdiği duygusallık vardır ama bu erkek beyni kadınlar genelde hani düşüp kendine acıma duygusunu sevmiyor. Eğer erkek tarafı baskınsa. Evet, acımayı istemiyor kesinlikle kendisine. Eğer erkekseniz beyniniz dişiyse ne olur? İşte iletişiminiz daha aktif olur. Duygusallığınız biraz daha yüksek olur. Daha duyguların olduğu işlerde ilgilenirsin. Hobiler edinir böyle erkekler. Çok fazla hobileri vardır. Sosyal ilişkiyi sen çok sever. Sen mesela değil mi? Evet. Benimki öyle dedin. Benimki evet öyle. Sosyal ilişkileri çok önemser. Duygusal hafıza biraz daha yüksektir. Hani erkekten beklemediğim bir kırılganlık vardır kültürel olarak. O kırılganlık bu erkeklerde biraz daha fazla olabiliyor bazen. Aynen. Yani bak kırılgan olduğumu anlattım. Anlattı şu anda. Eşitse de tabii çok az insanda oluyor bu eşitlik, onu da söyleyeyim. Bu biraz kişinin kendini geliştirmesiyle, sonradan hayata mücadelesiyle de alakalı. Bu kişilerde evde, iş yerinde, sosyal hayatta nasıl olacağını beyni ayarlıyor. Yani nerede daha kadın gibi düşünmeliyim, nerede daha erkek gibi düşünmeliyim, bunu çok iyi ayarlıyor bu dengede olanların hayat özellikle. Hayat bizi bu noktalara getirdi. Hayat sadece getirdi. Parmak izleri değil. Parmak, o doğru kesinlikle ama bu yine yetiştirme tarzına bakıyor Çağla. Evet, eninde sonunda oraya geliyor yani. Anneciğim babacığım. Devam ediyoruz. Tamam. Bunu böyle bitirdiysek eğer. Bir sonraki görüntümüz ekranlara gelsin. Hangisi senin elin o bölümü? Onu yaptık. Bunu yaptık işte, evet. Bunu geçtik. Şu hangisinin zeka seviyesi daha düşük? Evet yani diye. Biraz deriz, ya böyle nasıl düşünemedin bunu deriz. Bunun içinde nasıl bunu düşünemedin deriz. Bak bakalım o şeye. Hangisini veriyorsun Cenk'cim? Bir tanesini verir misin hemen, ona bakalım. Hangisini verirsen ver, fark etmez. Aynen. Aynen, bir tanesini ver. Aynen bu. Şimdi arkadaşlar biz hayata bilinç dışıyla bakıyoruz. İçtiğiniz kahveden, yediğiniz yiyeceklerden, bütün tarzın. Bir resme baktığınızda orada seçim yapan bilinciniz değil, bilinç dışınız. Hangisinin zeka seviyesi size daha düşük geldi, ona bir bakın. Herkes seçsin. Kimine göre birdir, kimine göre dörttür. Dört. Nergis Hanım sizce? Üç gibi. Tamam. Birden başlayayım mı analiz yapmaya? Biz, İzleyiciler evet de şey yapmıştı. Salladım biraz ama bilemedim. Bence salladın Çağla. Salladın mı? Evet.
ne bileyim tek kız oydu, yalnızdı falan ya. Ben o açıdan tamam. baktım. Orada kapsayıcılık... Demedik mi bunlar eşit diye şimdi az önce. Orada bir kapsayıcılık duygusu çıkmış, koruma içgüdüsü çıkmış. Galiba o, evet, o yüzden. Evet. Biraz üzüldüğüm için ona öyle demiş olabilirim. Evet, bir üzülmüşsün. Ya burada şunu da olsun söyleyeyim. Şimdi herkes bir tanesini seçti ya, hepsini anlatalım. 1, 2, 3, 4 hepsini neyi seçti? Birden başlayalım. Bu kapsayıcılık ve duygusallık baskın olursa bazı olaylarda biri seçenleri söylüyorum. Tamam. Seni dışarıda bırakıyorum çünkü duygunla seçmedin sen tamam, onu. Tamam peki. Genelde çabuk pes edebiliyor böyle insanlar. Geç geç beni geç zaten eve. Daha söylediğinde anladım sen. Evet. Aynen. Sonra? Çabuk pes eder. Bazen kurban rolünde yaşamayı seviyorlar bunlar. Hmm. Ne demek biri bu? Seçtiyseniz biri seçtiyseniz. Biri seçtiyseniz. Sürekli başınıza kötü şeyler gelecek ve siz sürekli kendinizi acıyacaksınız demek. Hmm. Bu insanların bilinçlisi şöyle yapıyor. Bir iş çok iyi gidiyor, tık diye bir problem çıkıyor bir işte. Hmm. Çünkü onu bilinç dışınız yapıyor. Bu kişilerin çocuklukları şöyledir genelde. Siz başarılı olduğunuzda eğer ebeveyn desteklememişse sizi, beyniniz şunu öğreniyor. Başarılılık mutluluk getirir ama aynı zamanda yalnızlık getirir diyor. Hmm. Bu yüzden bu insanlar madden ve manen başarılı çok olamıyorlar. Çünkü diyorlar ki büyürsem yalnız kalırım, daha zengin olursam yalnız kalırım. Bunu ben sanatçılarda çok görüyorum. Aa. Evet, kariyerlerini yönetemeyen sanatçılar, ünlülere, iş insanlarına bakın. Diyor ki bir yere kadar getiriyorum, orada kalıyor, patlıyor. Sebebi şu, çok görünür olursam, çok zengin olursam yalnız kalırım ya da öldürülürüm korkusu var. Çocukken yalnız bırakıldığı için. Bunu değiştirirseniz hayatınız değişir, onu da söyleyeyim en azından. Evet, önemli bir İkinciye bakalım. Geldi. Eğer iki dediyseniz... Aceleci karar veren insanlarsınız. Hı-hı. Çok risk alırsınız hayatınızda. Çok işi yapıp yarım bırakma, biliyorsun böyle insanlar çok fazla var. İş çok fazla iş yapar ama yarım bırakır işleri aceleciliğinden dolayı. Biraz empati kurmayı geliştirmesi gerekiyor. Karşı tarafla ve kendiyle ilgili özellikle. Bunda da şu var, çocukken kalabalık ailelerde büyüdüyseniz ya da ebeveyniniz sürekli işgal eden, onu yap, bunu yap, şuraya git, buna otur, sürekli emir vermişse ne yazık ki ömür boyu beyniniz şöyle yapıyor. Çay içerken kahve oldu mu? Kahve içe kitap okuyacak. Onu YouTube'da ne oldu? Çağla başladı mı filan? Bunlar oluyor beyninizde. Anladım. Tanıdığınız insanlardır. Tanıdık evet, gelmiştir. Zihin çok çalışıyor. Evet, buna bakın. Üçüncüyü seçtiyseniz, siz her zaman sonuna kadar giden dürtüsel bir insansınız. Asla vazgeçmez, sonuna kadar haklarınız için savaşırsınız. Evet. Burada da şöyle insanlarsınız. Muhakkak ebeveynlerinizden bir tanesi sert ve size sürekli komut vermiş. Siz de onun karşısında şunu yapmışsınız. Benim istediğim olacak. Ben bir bireyim. Benim istediğim olacak. Ben bir bireyim. Yani çocuklukta hakkınızı arama ve benliğinizin arkasında durma yeteneğiniz gelişmişse hayatta da böyle olursunuz. Ama şunu da unutmayın. Hakkını arayan insanların hakkını elinden almaya çalışan insanlar olacak. Sizin de bedeliniz bu olacak. Herkes kendi hakkını kendine teslim etsin. Bu dünya rahat etsin. Rahat bence. Etsin. Dördü seçtiyseniz siz gerçek bir isyancısınız. Bazen bir şeyi ispatlamak için kendinize karşı bile savaşmaya hazırsanız bu insanlar da şöyledir. Nergis Hanım siz de. Yok benim üçtü. Siz üçtü. Evet. Siz hem dörttün. Ben yani dört. Zeka seviyesi düşük olarak dört demek demiştin. İstedim. Demiştin. Dördü seçenler de şu. İsyancılık nereden geliyor arkadaşlar? Hani yine o çocukluk ve ergenlik hikayesi aslında. Siz sürekli kendinizi birine ispatlamaya çalışmışsınız. Hmm. Ne yazık ki böyle insan olursanız şu olur, anneniz için okursunuz, babanız için iş yaparsınız. 40 yaşına kadar mühendis olursunuz, 45'e kendinizi bulur. Aa ben şarkı söylüyordum, aa ben el işçiliği yapıyordum. Yani bir anda işinizi bırakıp kendi işinizi, sevdiğiniz işi bulmaya başlarsınız. Bu da genelde 40 travmalarından sonra başlıyor ağırlıklı insanlarda. O yüzden şunu sorun kendinize, yaptığınız işi siz mi istediniz? Yoksa anne babanız mı ya da onların türevleri mi istedi? Çok önemli. Bulamazsanız ne olur biliyor musunuz? Milyon dolarlık insan da olsanız paranız arttıkça mutsuzluğunuz da neden artar. Neden onlar mutsuz zengin insanlar diyoruz? Sebebi bundan dolayı aynen mı öyle. Oldu? Kendinizi bulmanız lazım. En çok psikolojik problem yaşayan insanlar da kendini çalışmamış ama zengin, başarılı bakın insanlar. Onlar genelde şunu yaparlar. Eve gittiklerinde derin bir yalnızlığa girerler. O yalnızlıkta da gece sürekli yeme, içme, başka gibi bozukluklar başlar. Bunu çözmenin yolu da çocukluk travmalarınıza bakmak. Bakarsanız hayatınız kurtulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.